Genelde annelik içgüdüsüyle kendi çocuğuna bir şey vermek isterken çevrendeki annelere de ya da başka çocuklara da dokunmak istiyorsun. Ben de öyle olmadı. Çünkü benim çocuklarım ikizdi ve onlara yetişmekten orayı düşünecek bir taraf, şey boşluğum olmadı daha doğrusu. Ben de burayı harekete geçiren şey öğretmenlik tarafı oldu. Çocuklara verdiklerimi daha eğlenceli ve hikayeli nasıl anlatabilirim kısmı beni yola çıkardı. Çocuğa vermek istediği, anlatmak istediği dertleri, kaygıları var ve hatta genelde de kendi çocukluğumuzdan gelen şeyleri anlatmak istiyoruz. Bir misyonla gelmek, evet, doğru mu? İlk başta doğru gibi geliyor tabii ama eğitim sürecinin içinde de, mesela atölyede de fark ediyorum. İnsanlar ilk geldikleri hallerinden yine bir evrilmeye başlıyorlar. Çünkü bizim birey olarak düşündüğümüz, yani yetişkin olarak düşündüğümüz şeyler aslında çocuk problemleri değiller. Bizim çocuklara yüklemek istediğimiz şeyler. Burada ayrışmaya ve ayrılmaya başlıyoruz. Bu da haliyle konuyu değiştirmeye başlıyor. Çocukların yaşadığı problemlere dönmeye başlıyor bu sefer. İsteyebiliriz. Bu zaman zaman benim de çelişki yaşadığım bir şey haline geliyor. Çünkü hem bir taraftan diyoruz ki çocuk hikayeleri didaktik olmayacak, işte çok öğretici şey içermeyecek diyoruz. Ama vermek istediğimiz şeylerin de hepsi aslında öğretici ve didaktik kalıyor. Bunu ne yapıyoruz? Bir hikayenin içine yedirmeye çalışıyoruz. Ama ben son, mesela yazdığım son çıkan kitapta hayal kurmak var. Hayal kurmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu ve çocukların hayal kurarak aslında eğlendiklerini düşünerek yazdığım bir şeydi. Ve pek çok insandan "eşim bu çocuğa ne veriyor ki?" tepkisini çok aldım. Ama çocuklara bakıyorum, gayet de severek ve keyifle okuyorlar. Kesinlikle onlardan çok şey öğrendim. Kendi kızlarımla arabada giderken bir mezarlık gördük ve ölümü sorguladıkları bir yaş dönemiydi. Ve neden mezarlıklar olduğunu sorduklarında onlara böyle, hani ölen insanların işte orada olduğunu söylediğimde içlerinden ikizlerden biri şey dedi: "Ne kadar güzel insanları saklamak. O zaman sen öldüğünde ben seni kendi evimin bahçesinde saklamak istiyorum," demişti. Çok şaşırmıştım ve benim için muazzam bir geri dönüştü. Böyle yaşadığım ve öğrendiğim çok fazla şey var öğrencilerimden de. Erkekler daha hedef odaklı ilerledikleri için oturuyorlar ve yazıyorlar diye düşünüyorum. Yani hani bir atölyeye katılayım, bir eğitim alayım ya da bir şey yapayım. Kitap okuyorlar. Ama çevremde yazan erkek yazarlar da var. Çocuk kitabı yazan. Kendi yayın evimde de var. Hani oturuyor, yazıyor ve çıkarıyor. Hani daha fazlasını düşüneyim, daha sorgulayayım kendimi. Burasını pek göremiyoruz ya da bunu kendi içsel süreci içinde belki de yaşıyor. Biz kendimde gördüğüm ya da katılan insanlarda gördüğüm ya da çevremde arkadaşlarımda gördüğüm kadınlar biraz daha dip köşe eşelemeyi seviyoruz sanırım ve bize böyle şeyler iyi geliyor. Birlikte olmak da iyi geliyor. Ben o yüzden mesela kampları çok seviyorum, atölyeleri çok seviyorum. Benim bütün derdim insan tanımak ve birilerinden sürekli bir şey öğrenmek. Bu atölyeye başlarken de belki benim amacım oydu. Kendim gibi çocuk kitabı yazan insanların bir araya gelmesi. Çünkü çocuk kitabı yazan insanı da bulmak hakikaten zor ve o konuyu paylaşmak da zor. Çok kısa yazılar ve kısa fikirler oldukları için pek paylaşmaya da açık değil zannedersem çocuk kitabı yazan insanlar bu konuda. Bir kere onları gözlemlemeye ihtiyacımız var. Ben hep şey söylüyorum, bilgi her yerde var. O yüzden ben atölyede de çok fazla bilgi aktardığımı ve anlattığımı düşünmüyorum ve istediğim tarafta bu değil. Daha fazla yaratıcılığı
geliştirmek ya da nasıl daha yaratıcı oluruz, fikirleri nasıl yakalarız kısmı. Orada da hep dile getiriyorum. Çocukları gözlemlemek her şeyden önce. Onların dünyasına inebilmek, onların arasında dolaşmak. Şimdi belki diyeceksiniz ki onların arasında dolaşmayan insanlar çocuk kitabı yazamazlar mı? Elbette ki yazarlar. Ama ben bütün yazarların çok iyi birer de gözlemci olduğuna inanıyorum. O yüzden yine gözlemlemekten yolu geçiyor diye düşünüyorum. Hayvanları mesela çocuk kitaplarına entegre etmek aslında çok da kolay bir iş değil. O hayvanı da gözlemlemek gerekiyor bir inandırıcılığı olması için. Yani onu sadece insan vasıflarını yükleyip oraya koyarsak o da abes duruyor. Tabii ki görüyorlar. Çocukların dünyası çok farklı. Yani onlara çocuk adı çocuk. Aslında bir yetişkinden daha zekiler, daha yaratıcılar, daha farklı bakabiliyorlar. Bazen çok düz mantıkla bakıyorlar. Bazen çok dolaylı bir taraftan başka bir gerçeklik sunuyorlar insanın gözünün önüne. O yüzden onları kandırmak kolay değil. Kandırmak kolay değil, biraz saçma oldu ama kandıramazsınız zaten. Yani gerçek tarafını vermek gerekiyor. Yani işte bir Harry Potter'ı izlerken bile orada o gerçeklik algısını almazsa onu o keyifle izleyemez zaten. Zorda kaldığım durumlar oldu tabii sorulan sorularda. Kendimden örnek veriyorum öyle durumlarda. Ben o kadar cesur bir yazar değilim. O kadar cesur olabilir miyim bilmiyorum. Çünkü orada benim öğretmenlik kısmım hemen devreye giriyor ve diyor ki çocuğa işte ona zarar verebilecek şeyleri hemen düşünmeye başlıyorum. Bir yere girdiğimde de ben mesela önce ortamda zarar verebilecek şeyler var mı? Onları görüyorum. Yani bir anne olmanın dışında da olan tehlikeleri görebiliyorum. Çocuklarla bir arada olmanın getirdiği şeyle. Yazarken de bu devreye giriyor ve beni manipüle ediyor. Ama benim dışımda daha rahat yazan insanlar yok mu? Elbette ki var ve bazıları gerçekten çok cesur ve çok güzel o konuları ele alabiliyorlar. Mesela bir ölüm konusunu yazmak da çok zor. Bir ne bileyim boşanma konusunu yazmak belki çok zor. Ama burada da kesinlikle şeye inanıyorum. Bir yazarın bir çocuk pedagoğuyla işbirliği içerisinde yani bunları konuşarak belki de yazması gerekiyor. Bizim hoşumuza gitmiyor aslında onun incelenmesi ya da işte tekrar edit edilmesi, düzeltilmesi ama çok küçük bir şeyle çocukların hayatını değiştirebileceğimize inanıyorum ki bende de hayvan korkularını yenmek kısmında da öyle olmuştu. Bir film beni belki etkiledi ve oraya getirdi ya da büyüklerden duyduğum bir söz bunu buraya getirdi. Hemen değiştirebiliyor. Bugün yaşadım mesela. Bir kedi çocuk sevmek istiyor. Anne dedi ki ay pirelidir o elleme dedi. Ve çocuk durdu. Şimdi onun için artık kediler pireli ve pire ona zarar verebilecek bir şey. Belki pirenin ne olduğunu da bilmiyor. Belki hayvandan insana geçip geçmeyeceğini de bilmiyor. Ama bu onu durduran bir şey oldu. Kitaplarda da bunu verebiliriz belki. O yüzden dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Biz yetişkin olarak bile bir kitap okuduğumuzda, bir roman okuduğumuzda bile birileriyle paylaşmak ve kritiğini yapmak istiyoruz. Bu yüzden bir çocuk da kitabı al oku deyip eline vermek, yani sadece onun için seçmek ya da kendisine seçtirmek yeterli değil. Onunla birlikte o kitap okunmalı ve üzerine birlikte konuşulabilmeli. Ama bu şu demek de değil. Hadi bir özet çıkar, hadi bir anlat bakalım ne varmış bu kitapta. Hadi ya da gel hadi bir sınav yapalım bakalım ne kadarını anlamışsın değil. Çünkü her okur kendi istediği kadarını alır. Kendi hayat görüşünü alır ve çocukların da bir hayat görüş, bir yaşanmışlığı var. Okur olmak başka bir şey. Onları ciddi bir okur olarak değerlendirip birlikte aynı kitabı tartışabilmektir en güzeli. Biz çocukların işte okumayı niye sevmediği kısmına da burada bence değinmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden belki de kitapları çok kendilerine ait bulamıyorlar ya da çok okumayı sevemiyorlar. Çünkü okuyor ve sonrasında bir şey yok. Biriyle konuşmuyor, paylaşmıyor. Onunla ne yapacağını bilemiyor elindeki o bilgiyle. O yüzden buna ihtiyaç var. Kendi
kendi yolculuğumdan yola çıkarak hazırladığım bir atölye. Her zaman şey diyorum, bu aslında bir koçluk atölyesi, bir yazı atölyesi, bir çocuk kitabı yazma atölyesi değil. Sadece biz çocuklar için yazıyoruz. Düşünürken biraz daha belki o tarafı, yani okurumuz orası olduğu için orayı düşünerek yazıyoruz. Biraz daha belki bunun için işte çizer devreye giriyor. Yani bilmediğimiz alanlar da devreye giriyor. Biraz daha buralardan da bahsediyoruz. 6 hafta boyunca tamamen bir çocuk kitabının nasıl incelenmesi gerektiğine de bakıyoruz. Ve her hafta incelediğimiz kitaplarımız var. Onlar üzerinden konuşup tekrar kendi yazdıklarımızda kendimiz hangi gözle bakacağız ona da bakıyoruz. Her ne kadar koçluk atölyesi desem de içinde tabii ki bilgi de var. Çocuk kitabı ya da yetişkin kitabı demek doğru değil. İyi hikaye yazmak önemli olan. Biraz koçluk sorularıyla, bazen kartlarla, bazen resimlerle o Zoom'larda buluştuğumuzda işte başka tekniklerle nasıl açarız? Nasıl daha yaratıcı hale geliriz? Ya da biz yazar olmak kim yazar olarak kim olmak istiyoruz? Neyi yazmak istiyoruz? Biraz daha bu tarafına bakıyoruz. Ama elbette ki katılan herkesin de benim de bilgi anlamında oraya kattığımız çok fazla şey var. Çünkü atölyeye gelen birisi daha önce belki 5-6 tane çocuk kitabı atölyesine katılmış oluyor. Editörlük atölyesine katılmış oluyor. Belki hiçbir şeye katılmayıp yeni başlayan oluyor. Ama ben kendi atölyemde şuna inanıyorum ve aldığım geri dönüşler de böyle. Ben orada biraz kolaylaştırıcı rolünü oynuyorum. Katılan insanlardan aldığım geri dönüş şey oluyor. O kadar alan açıyorsun ki yazabiliyoruz. Bu benim için çok değerli ve kıymetli. Bilgiden daha değerli olduğunu inanıyorum. Çünkü benim için de bu böyle oldu. Ben sanal yazı olmasaydı yazmaya başlayamazdım. Çünkü benim için orayı kolaylaştırdı ve bana alan açtı. Tıt 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 bir öğretmen olsaydı karşımda, sadece bilgileri önüme verseydi, işte kitap nasıl yazılır ya da bir çocuk kitabı nasıl yazılır anlatan birisiyle karşılaşsaydım yazamazdım. Atölyede de o yüzden bunu yapmamaya çok dikkat ediyorum. Beni de aslında zorlayan taraflardan biri bu. Öğretmenliğin verdiği bir öğretmenlik tarafı var. Ama Allah'tan ki koçluk eğitiminin verdiği de bir kolaylaştırıcılık var. Dengeyi buluyoruz burada. O 6 hafta boyunca seçmiş olduğum bir 10 tane kitap var. Onlarla yola çıkıyoruz. Hem okurun gözünden bakmaya çalışıyoruz ki burada okur dediğimiz kim, onu da detaylı olarak konuşuyoruz. Her taraftan o kitabı iyice en ince ayrıntısına kadar, hani kelimesinden resimlerine kadar, okuruna kadar, yazarına kadar inceliyoruz. Onun üzerinden de kendimiz bir şeyler yaratmaya, yazmaya çalışıyoruz. Ama kendi kitaplarımı incelemiyorum.